var, kimler yok bakalım. Bir trafik halimizde yine bir canlı yayın yapalım dedik. Herkese merhabalar, nasılsınız? Evet, 29 derece. Trafik var. Dur kalk, dur kalk gidiyoruz. Bazen hayatta böyle oluyor. Dur kalk, dur kalk falan. Ama neticede bir gün bir yerde bu trafik açılıyor. Birileri açıyor bir şekilde. Yani hayatınızdaki trafiği de her şeyden önce kendiniz açmanız lazım. Bugün sevgili Ali Eyüboğlu'nun ve sevgili Seher'in programına konuk oldum. Magazin Noteri'nde. Bugün de sabah Ali abi çok güzel bir söz paylaşmıştı. Erzurum'a selamlar. Selam. Arada gördüklerimi yanıtlayacağım. Diyor ki en tehlikeli insan parayla satın alınamayan insandır. Aslında buradaki tehlike kelimesi pozitif anlam içeren bir şey. Kötü insanlar için evet çok tehlikelidir parayla satın alınamayacak insan. O insanın omurgalı bir duruşu vardır. Asla onu yolundan vazgeçiremezsiniz. Samimidir. Ha ne İsa'ya ne Musa'ya yaranamayan tipler derler ama aslında onlar hem İsa'ya hem Musa'ya yaranan. Çünkü kitabın ortasından doğruları konuşan tiplerdir. O yüzden gerçekten omurgalı olabilmek şu zamanda özellikle çok önemli. Etrafa baktığımda bakıyorum işine gelmediği zaman dava diyen herkesler önde giden güya tipler hemen adam satmaya başlıyorlar, dava satmaya başlıyorlar, insan satmaya başlıyorlar, arkadaş satmaya başlıyorlar. Ama oho yani bakıyorsun ya o makam senin elindeyken niye konuşmuyordun o zaman? Benim de tanıdığım birisi var, ismini vermeyeyim şimdi. Yani belediye başkanı iken iyiydi. İyiydi. Bunlarla mücadele. Ne oluyor şimdi sen? Hani dava edin, ölürüm ederim, yakarım. Arkadaş bak önemli olan nedir? Tabii ki yanlışları da söyleyeceğiz ama bu kadar düşmanın karşısında hareket ederken eğer gerçekten samimi ve vicdanlıysa bazı şeyleri zamanını iyi zamanlaman lazım. Makamın sendeyse yani her şeyi susup sonra konuşuyorsan kusura bakma sen karaktersizsin. Sen karaktersizsin. Allah'ım milletvekili olamaz, o olamaz, bu olamaz, makam sahibi olamaz. Ondan sonra başlar karalamaya. Ben o tiplerden olmadım. Bazıları benden çekinirler. Ya bu kadın konuşuyor falan. Ben bir fincan kahvenin hatırına nelere sustum, nelere sabrettim. Yine sabrederim. Ben boşnak bir ailenin kızıyım. Benim yedecektim köküm geriye git boşnak. Biz boşnaklarda böyle bir omurgalı duruş vardı. Hoş tabii her milletin iyisi de var, kötüsü de var. Bizimkilerin içinde de olmayan yok değil. O yüzden hayatta taviz vermedim kişiliğimden ve taviz vermediğim için de bazıları çekinir korkar. Kim benden çekiniyor korkuyorsa kendisinden korkusu var demektir. Beni tanımamış demektir. Siz olun hayatta, omurgalı duruşunuz olsun. Yalan konuşmayın. Bir şeyi gerçekten savunacaksanız sonuna kadar ezasıyla, cefasıyla yüklenecekseniz o işin sorumluluğunun altına girin. Ama maalesef değil. Şimdi ben bugün yayından sonra videoyu paylaşacağım. Bizim bu yardım hareketlerimiz yani benim kendi yardım hareketim, dost, arkadaş, eş dostla yıllardır yaptığımız çok şükür Allah'a her gün daha çok büyüyor. İşte bir tane engelli kas hastası. Yani inan var ya şu kadar şikayet edeni alacaksın şöyle tak 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 döveceksin ha. Ya kız komple tutmuyor hiçbir taraf. Buna rağmen bir kitap yazmış. Okumuş birine yazdırmış. İşte bunun bir ihtiyacı varmış. Biz giderdik bunu İmece arkadaşlarla yardım hareketinde. Nasıl dua ediyor? Hayatımda ilk defa bulaşık makinemi oldu diyor. Vucum boyundan aşağısı tutmuyor. İnsan yardım etmeden elini kaldıramıyor. Ve hayatımda ilk defa bir insanın bir şeyini yerine getirmenin mutluluğu, yemişim bütün makamları. O yüzden hayatta en güzel duygu insanlara yardımcı olabilmek. Elinizden gelenle ne yaparsanız yapın ama bakıyorum ya bu ne hırs ya. Kadınlar ayrı hırslı, erkekler ayrı. Güzel insan buldunuz mu sarılın bırakmayın. Vallahi ben güzel insanlarımı bırakmıyorum. Kırılsam da susuyorum bazen. Biz de güzel insan olmaya çalışıyoruz. İşte İnsanlar gerçekten bazıları böyle hep şikayet ay ya hep şikayetimizi ya işte gidiyorum. Şimdi ben bir şey yapıyoruz gidip yerinde de görüyoruz tabii ki.
yapıyorsun ki ya Allah'ım ya Rabbim yani. Halime bin değil, sayısız kez şükür. O yüzden omurgalı duruş çok önemli. Bu duruşu sergileyebilen insanlar çok önemli ama maalesef toplumun çoğunluğu yanar döner hale gelmiş. Orası burası oynuyor. Herkes de kendisi gibi zannediyor. Ama çok şükür Allah'a biz öyle değiliz. Demek vallahi yorumlara bakmak isterim ama nasıl bakacağım? Hem dur kalk yapıyorum hem de sizinle konuşuyorum. Burada toplumun ana fikirleri değişti. Toplumun değer yargılarını değiştirdiler. Sosyal medya, medya bunlarla hep birlikte. Bu yüzden ya şu televizyondan uzak durun kardeşim. Bu televizyondan uzak durun. Sosyal medyadan biraz uzak durun. Dizi seyrede. Millet şey oldu yani. Dizi manyağı oldu. Bakayım neler yazmışsınız. Var mı bir şeyler? Ne varmış? Şöyle de yaptığımızda. Herkese selam. Herkese sağ. Bosna neden İsrail'i desteklemiyor? Bosna İsrail'i falan desteklemiyor. O haber yalan. Lütfen gündemi iyi takip edin. Böyle bir şey olabilir mi? Böyle bir şey söz konusu olabilir mi? Bosna İsrail'i falan desteklemiyor. İsrail'in o yapmış olduğu bayrak şeyine bir ayrıntı getirildi. Hayır efendim. Üsküp İsrail'i desteklemesine rağmen onun halkı İsrail'i desteklemediği için o eylemleri ön plana çıkarttı. Sosyal medyayı birazcık araştırın. Gördüğünüze inanmayın. Bir Google'a girin ya hiç değilse o da sosyal medya ama yok illa bazıları gördüklerine inanmaya çalışıyor. Bosna'ya da laf söyletmem açık söyleyeyim. Evladı Fatihan demiş Peygamber Efendimiz. Pardon Fatih Sultan Mehmet'ti galiba yanlış olmasın. Evladı Fatihan. Bosna'ya Boşnaklara laf söylemem. TV dışarıda. Yani inşallah dışarılar açılsın. Böyle bir piknik alanında sizlerle bir toplanırız belki. Tekrar ediyorum sakın Bosna Hersek'e laf söylemeyin. Bosna'nın duruşu bellidir. Ali İzzet Begoviç'in kemiklerini sızlatmayın. Haddinizi bilin. Memleketime laf söyletmem. Kimse İsrail'in yanında falan değil. Evet. Başka yazan var mı? Ya iki canlı ha. Yani canlı yayınıma katılmak istiyor. Katılın hadi bakalım. Hadi. Bir güzellik yapalım. Size bir canlı yayın yollayalım. Böyle daha eğlenceli olur belki. Hani yolladım. Bağlanmıyor. Aa, merhaba, ne haber? Merhaba, sağ ol ablacığım, nasılsın? İyiyim, sağ ol. Bak, böyle bir birden spontan bir şey olsun dedik. Evet, nereden evet, bağlanıyorsun? Evet, vallahi kaçırdım birden. Nereden Amasya bağlanıyorsun? Amasya taşıyor. Ooo, Amasya. Ben oraya çok geldim evet. Söyleşiye. Öyle mi? Tabii. Amasya i̇şte. Dedin değil mi? Evet, Amasya. Ooo, çok güzel. Oranın şeyleri... Biliyorsun şehzadelerin yetiştirildiği yer Amasya. Evet evet. 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 Yeşil Irmak orada değil miydi? Yeşil Irmak var evet. Ve onun kenarındaki öğretmen evinde otellerde kaldım ben. Çok güzel. Ya orada güzel söyleşiler yaptım. Çok da çok hayranım var orada benim. Evet, güzel bir yer. Adam. Osmanlı'nın minyatür şehri gibi. Orada evet. Sık arayla bir medrese, bir hastane... Bir ibadethane vardır. Hep sırayla yapmış Osmanlı. Evet, evet, biz Rufet, Ferhat'la Şirin orada. O müzeyi de dolaştım. Evet. Çok güzel bir şehirde oturuyorsunuz. Teşekkür ederiz abla sağ olun. Taşova'da küçük bir ilçesi. Bilmiyorum Taşova'ya hiç geldiniz mi? Oraya gelmedim. Merkezdeydim. Hep olsun. Bir daha da oraya evet. Gideceğiz inşallah. Halde de. Güzel ama. Güzel. Güzel. Evet, evet. Duygularını alayım. Başkasına da bağlanalım o zaman. Allah çok güzel. Allah razı olsun. Çok güzel hizmetleriniz var. Ben de burada Vefa ekibinde çalışıyorum. Süper. Biz de burada pandemi sürecinde ilk günden bugüne kadar devamlı çalışıyoruz yardımlarda. Bütün hizmetlerde. Sizi takip ediyoruz. Hizmetleriniz başarılarını diliyorum. Dua ediyoruz size. Çok teşekkür ederim. Siz de bize dua edin inşallah. Sağ ol canım kardeşim. Çok öpüyorum. Amasya'ya selamlar. Allah razı olsun. Allah'a emanet olun. Sevgiler. Görüşmek üzere. Siz de Allah'a emanet olun. Eyvallah Hadi sen Allah'ım. Kapat. Sen kapat.
kapat. Ben şimdi Tamam. uğraşmayayım kapatmakla. Eyvallah. Evet. Amasya cidden çok değişik. Hani şimdi çok gezen mi, çok gören mi derler ya. Benim öyle bir avantajım var. Benim tekstil sektöründen geldiğim için işim nedeniyle de çok dolaştım ülkeyi ve dünyayı. Bu konferanslar nedeniyle de çok dolaştım. Ve tabii ki insan görüyorsunuz, kültür görüyorsunuz, gelişiyorsunuz. Canlımada da neden yoksun? Ben yaklaşık bir ay önce ayrıldım. Kendi isteğimle ayrıldım. Güzel programlar yaptık. Biraz dinlenelim. Sonrasında bir bakarız. Her akşam canlı yayın yapmaksa biz size saat 8-15'te oturalım. 10.30'a kadar eğlenceli diyorsunuz ama ben akşam 5.30'da hayatım kilitleniyor. Ve gece 11'e kadardı program. Güzel programlar yaptık. Ses getirdik. Güzel de oldu. Ki ileride Allah gelip orası olmaz. Başkası ya da hiç olmazsa burası var. Evet, başka canlı yayına katılmak isteyen var mı? Bir istek yollayın. Adana'ya da selamlar. Adana'ya da selamlar. O yüzden çok ülkenizin herkes yurt dışını görmek istiyor ama bence ülkesini de insanların görmesi ve tanıması lazım. Kendi ülkemizi gezdirin çocuklarınıza, kendi kültürünüzü tanıtın, camilerinizi, müzelerinizi, medreselerinizi, geçmişlerini çocuklarınıza tanıtın. Evet, başka var mı katılmak isteyen? Evet, yollayalım. Aynı kişi değildir umarım. Çünkü vallahi güneşten ancak gördüğüm kadar yapabiliyorum. Size saygısızlık olmasın diye geri çevirmiş. Hem istek yolluyor. Hem istek yolluyorsunuz hem geri çeviriyorsunuz. Bu nasıl bir durum kardeş? Dur bakalım şimdi bağlanan olacak mı? Hayatı böyle eğlenceli yapmayı seviyorum. Çalışmayı seviyorum. Çalışmak bana mutluluk veriyor. Ama normal hayatta da çok matrak bir insanım. Geldi bunu insanlara anlat. Ne yapalım? O da şey yapmadı. Ne diyor? Erzurum'dan. Erzurum'a biraz önce selam yolladım. Sivas'a selamlar. Evet. Beni al abla. Seni alayım ablam da. Canlı yayına geç. Heh, aldım ablacığım. Yolladım. Kabul et. Bir de kabul etseniz şunu bir takabilir miyim? Kör olacağım yoksa. Ha bak geri çeviriyorsunuz. Ha. Selam. Selamünaleyküm. Aa, ne güzel bir kızsın sen. Şu an aşırı uykusuzum. Yani bu olaylardan gözlerim şiş, sesim kısıldı artık ağlamaktan. Ay canım benim. Allah kabul etsin o gözyaşlarını Amin, inşallah. amin inşallah. Ya ben sizinle yazan bendim. Hani size o kadar hayranım ki konuşma tarzınıza. Yani anlatamam size. Yani sizinle bir gün gerçekten denk düşüp çay içmek isterim. Yani ben Nerede ısmarlayacağım. oturuyorsun sen? Ben Kadıköy'de oturuyorum, İstanbul'da. Kız ben senin çayını yerim. Ben sana yemek ısmarlarım. Yo, Tamam evime de beklerim. Hani evime de gelmek ister her mı? türlü. Canım. Yani sizin gibi insanları, yani bizim gibi zihniyetleri Rabbim yani bu ülkede söz sahibi etsin. Amin. Ben bu konuda şunu yani izleyenleri aramızda lise mezunu olanlar vardır, belki üniversite sınavına hazırlananlar vardır benim gibi. Gerçekten çalışın. Yani ben 3 çocuğum var benim ve ben buna rağmen Maşallah. Kaç evet yaşındasın sen? ben 25 yaşındayım, biraz erken Kız evlendim. nasıl doğurdun? Ona Farkındasın. hiç sorma. Ona hiç İyi bir şey sorma. ama. Bak benim yaşıma geldiğinde rahat edeceğim. Ben de 20 yaşında anne oldum. Şimdi benim 30 yaşında oğlum var. O kadar rahatım ki. Boş ver Ya en güzeli genç inşallah anne olman. Rabbim zaten onların rahatlığını, ferahlığını göstersin. Hepsi ahlaklı bir insan olsun. Tek dileğim bu. Amin. Bak her zaman ne diyorum? İstediğin kadar bu en büyük hizmet bir ülkeye hayırlı ve Tabii ki, imanlı tabii ki. evlatlar yetiştirmek. Benim bu Odur konuda yani. zaten evet özür dilerim lafınızı kestim. Yani Rica benim bu ederim. konuda zaten hani şeyden yana çok biraz gönlüm buruk. Ben evlatlarımı yani Osmanlı medresesi tarzında eğitim almalarını çok istiyorum. Benim tarihimi bilsin, ceddimi bilsin, dedelerimi bilsin. Ya biz bile ben bile şu an hayıflanıyorum kendi aileme. Bak benim de ailem Müslüman. 5 vakit namaz kılan. Ama biz Kudüs'ü kitaplardan öğreniyoruz. Google'dan, YouTube'dan öğreniyoruz. İnsanlar söylüyor, biz bunu bu şekilde öğreniyoruz. Benim canlı yayınlarımı seyretmişindir. Ben Hepsini izledim. evet ben 2001 yılında Ümre'ye gittim galiba 2002'de. Ve Allah daha kabul etsin. sonra Mescid-i Aksa'ya gittim. Tersten başlatıyorlar bize dedi. Evet. Ben de Tersten Umre'ye olmaz. gittim. Önce ilk kıblene gideceksin, Önce sonra tekke şimdiki sonra Mekke kıblene. derler. Evet.
Aynen. Çünkü hani benim o slogan oldu ya, ilk kıblesine sahip çıkmayanın şimdiki Evet. kıblesini de Evet. yıkarlar. Bu iş Ya böyle. öyle. Ama ben her zaman söylüyorum, Allah'ın izniyle benim içim çok rahat. Bu İnşallah. şerden bir hayır doğacak. Tabii o kadar insan öldü, katledildi. Ya tabii Dünya ki. bize karşı. Dünya, bu İslamofobi, bu dinlerin savaşı. Bak, dünyada hep dinlerin savaşı var. Ülkelerin Evet. savaşı yok. Ama Haç ve İslam, Hilal'in savaşı. evet, Cemil Meriç'in dediği gibi. Ama Allah'ın izniyle İslam galip gelecek. Bak, İnşallah. Müslümanlar demiyorum. Ya Çünkü bütün mutlaka. Müslümanlar bizimle aynı Mutlaka. fikirde değiller. Tabii ki. Yani Rabbim bizi İslam zaten galip Kudüs'ün gelecek. fethine Kur'an. şahit kılsın. İnşallah. Yani Evet. biz yani o Kudüs'te o savaş gerçekten Allah hani diyor Efendimizin de dediği gibi yani İsrailoğullarıyla Müslümanlar savaşmadıkça kıyamet kopmayacak. Bizi o günü şahit kılsın. Yani ben diyorum ölsem bile Rabbim beni o gün dirilt. Ben istiyorum ya hani yani Ay taşı canım benim. toprağı dahi Ne güzel. olsam ben orada olmak istiyorum yani. Ben 3 çocuğum var feda olsun ya. Ben CİMER'e Yani. yazıyorum. Ya Ben şöyle Kızılay'a yapalım. yazıyorum. Vallahi şöyle, Allah'ın izniyle Türkiye bu konuda önderlik çekiyor. Tayyip İnşallah. Erdoğan bu konuda içimizdekilerden bir temizlensek, bağırsaklarımızdaki pislikleri Ah atsak, cidden ya. dışarıdakileri biz Ya içeride zaten öyle Sevda dahili abla. dahili olanlar, yani daha Benim o yüzden tehlikeli. hani sizin öncülüğünüzde ben şunu demek istiyorum. Çok uzatmak da istemiyorum. Siz lütfen yani bu ülkede bir nevi sözü geçen ve gerçekten ciddi anlamda dobra bir insansınız. Muhteşem bir diksiyonunuz var zaten. Onu söylemiyorum. Müfredatla ilgili yani müfredatla ilgili olan bu düzenlemelerin yapılmasını istiyorum. Yani bu tarihi yanlış anlatmalarından bıktım. Yani bu okullarda resmi tatil olarak gavurun yani her şeyini kutluyoruz ama biz kendi dini hiçbir şeyimizi kutlamıyoruz. Ne bir Ramazan, ne bir Berat Kandili, ne bir Kadir Gece, hiçbir şey. Buna dair hiçbir şey. Ama bir Kutluyoruz yine. Ya Allah'a yılbaşı şükür, eskiden kutluyoruz. hiçbir şey yoktu. O da İmam Ama işte Hatip'le Erdi toplumu, ablacığım. O da bak lise şunu, mezunu da ilkokullarda yok bu. bak. Ama şimdi şöyle, 100 yıl öncesine dayanan öyle bir erozyon verdiler ki, Of helal olsun. ancak toparlanıyor, kolay değil. Böyle ben senin o güzel gözlerinden öpeyim. Çok teşekkür ediyorum. DM'den Rica bana yaz, tamam mı? Tamam inşallah. Bu güzel mücadelen için, bu güzel duaların için ve beni bu kadar sevmen için çok teşekkür ediyorum. Rica ederim. Layık olabilirsem ne mutlu bana. İnşallah. Son olarak şunu demeyi kapatayım Tabii. inşallah. Ben Rabbim bize Müslümanlara öyle bir rızık, öyle bir para versin ki ben şu an hukuk okuyorum, okumaya çalışıyorum. Yani buradakiler de amin derse belki birimizin duası kabul olur. Evet. Rabbim bizi bu tür yerlerde İslami, hele de sizin inşallah milletvekili olursunuz. Yani mecliste Ay ay ay, görmek yok çok Allah. isterim. Bunu yıllarca söylüyorum. Ben ne vekil olmak istiyorum, ne belediye başkanı, ne meclis. Siyasi anlamda bir yerde ben hiçbir zaman olmak istemedim. Olmak istemiyorum da. Ben böyle çok daha mutluyum ve çok Daha daha verimli işler yapıyorum. Çok daha kitleye istediğim gibi konuşuyorum. rahat. Kimseye bir mecburiyetim yok. Eleştirmem gerektiği zaman da eleştiriyorum. Kimseye bir eyvallahım yok. Kimse diyemez ki Sevda Türküsevi biz bu konuma getirdik. Elhamdülillah Allah'ın yardımı, kendi çalışmam Amin. ve insanlarla ben geldim. O yüzden o işi isteyen yapsın. Siyaset adaleti bozuyor biraz. O yüzden ben Ya adilim sizin bir kısmını sözünüze dile tutmak hayran istiyorum. kaldım. Siz dediniz ya bu olay cinsiyet değil, şahsiyet meselesi. Ben de Aynen. şahsiyetimle, namusumla çünkü orası bizim namusumuz. Asla hiçbir zaman durmayacağım, durmak da istemiyorum. O yüzden kapatıyorum. Sizi çok seviyorum. Allah'a Sağ ol emanet olun. canım, ben de öpüyorum. DM'den yaz bana, sen İnşallah. kapatsana, beni Tamam. uğraştırma. Tamam. Görüşürüz. Hadi Görüşürüz. öptüm aşkım. Bay bay, Bay sağ bay. olasın. Bay bay. Evet, bunu hep söylüyorlar. Hatta bizim kendi mahalleden de, işte sen vekil ya da öbür tarafta bir yap yap yalakalık arkadaş, ben olmak istesem şimdiye kadar 10 kere olurdum. Kaç seçim geçti. Bana ilçe başkanlığı da teklif edildi. Ben istemedim. Ben siyaset istemiyorum. Ne milletvekili ne, ya bırak sen meclis üyesi bile olmak istemiyorum. Hiçbir şey olmak istemiyorum. Ben yaptığım işi Allah'ın izniyle ekmeğimi kazanayım. Durduğum yerde daha en güzel şeyler ne olur Rabbime diyorum ki yolumu aç, onu yapayım. O yüzden buna da bir açıklık getirelim. İstemiyorum. İsteyen gitsin olsun. Ben istemiyorum. İstemiyorum. Evet, şimdi
İşte böyle sevilmek insana ayrıca bir haz veriyor, ayrıca bir duygu. Bu arada yola baktığım için size bakmıyorum ama yandan da profilim kıyaktır diye düşünüyorum. Ya bazen diyorlar ki, ya ben var ya normal hayatta çok eğlenceli olmayı seviyorum. Yoksa zaten böyle sıkıntılı tipler falan var ya, oldu mu diyorum ki ya abi gideyim ya. Benim zaten yaptığım iş stresli. Benim verdiğim mücadele zaten stresli. Özel hayatta da ben kalkıp böyle yapacaksam o zaman ben kafayı yerim. Yani işte o yüzden yandan böyle kıyaktır, o da kıyaktır biraz. Ya siz kendinizi sevin, hayatı sevin, megalomanlaşmadan, narsizleşmeden. Siz önce kendinizle mutluysanız, yani tabii ki mutsuz oluyorsunuz arada ama çabuk toparlanırsınız. Hayatın anlamı sizin kalbinizden ve aklınızdan geçen yoldur. Bir başkasının mutluluğuyla yaşamak, anladın mı? Şey, taşıma suyla değirmen dönmez hesabı. O seni mutlu bekle, ha biri gelip beni mutlu etse daha da mutlu olurum ben. Ama ben hayatıma devam ediyorum. Siz de öyle devam edin. Aynı. Neyse ama geleceğim. Var ya o kadın. Hedefe kalan mesafe. Bazen de aradığınız kişiye şu anda ulaşılamıyor diyor ya, sinir oluyorum. Telefonunu bir yerlerde bırakıp duymayanlara da sinir oluyorum. Ya kardeşim diyor ki, e diyorum çünkü sen yetişemezsin. Ay duymamışım. Duymadıysan kaçırırsın. Fırsatlar, tamam mı, kollanır. Fırsat sizin kapınıza çok nadir kendisi gelir. Ben niye bu kadar çok iş yapıyorum? Çünkü her şeyi göz altında tutuyorum. Kaçırmıyorum. Siz de kaçırmayın. Evet, ben müsaade rica edeyim. 16.55 olmuş saat. Evet, biz her şeye rağmen gülümsemeye devam ediyoruz. Formülümüz dedim. Kırıl, değiş, güçlen, umursama ve gülümse. Bu arada kitaplarımı almak isteyenler gitsin alsan. İmzalı temin etmek isteyenler DM'den bana yazsın. İmzalılar benden gidiyor çünkü. Tamam. Okumuyorsunuz. Hayransınız. Kitap okumuyorsunuz. Okuyun. Okuyun. Ama bak kitap okumak gerçekten insana. Diyor ya diksiyonunuz güzel. Dinlerseniz diksiyonunuz güzel olur. Okursanız zekanız da gelişir. Ondan sonra ikisini birleştirdiğiniz zaman ne olur? İşte böyle güzel ve etkili konuşma sanatı olur. Etkili insanların alışkanlıkları vardır. Bunların bir tanesi kitap okumak, ikincisi dinlemektir. Üçüncüsü sabırlı olmaktır. Aha, biz öyle her kızdığımıza şey etseydik. Benim bir sözüm var ya, kimseye çelme takmıyoruz diye ayağımız yok zannediyorlar. Halbuki biz ayağımızı yolumuzda dik yürümek ve dik durmak için kullanıyoruz diyorum. Hepinizi çok seviyorum. Kaydı da alayım da bari yayınlayayım. Görüşmek üzere diyorum. Öpüyorum hepinizi. Allah'a emanet olun. Hadi bakalım. Unutmuyoruz. Sabırsız olmayın, şükürsüz olmayın, umutsuz olmayın. İçinizdeki çocuğu öldürmeyin. Az uyuyan çok yaşar. Çok uyumayın. Ve bugünlerde hepimizin farkındalık oluşturduğu gibi ilk kıblesine sahip çıkmayan son kıblesine de sahip çıkamaz. İlk kıblesine sahip çıkmayanın şimdiki kıblesini de yıkarlar. Filistin'e ve dünyada zulme uğrayan tüm Müslümanlara ve tüm insanlara, dini, dili, ırkı ne olursa olsun ne yapıyoruz? Sahip çıkıyoruz. Hiçbir şey yapamıyorsak sesimizi yükseltiyoruz, sözümüzü yükseltiyoruz diyorum ve hepinizi öpüyorum. Allah'a emanet olun. Görüşmek üzere. Hadi Allah'a emanet.